Kılıçlar iki tane ofis açmıştı. Ne oldu, ne yapıyor? Ya ofis demeyelim de yazıhane diyelim. Hani çünkü ne iş yapıyor belli değil falan. Bildiğin yazıhane yani. Benim dedemin de var. Emlakçı. Emekli oldu gerçi ama şurada bizim mahallede yazıhanesi vardı. Hani ofis demezdi dedem. Yazıhane derdi. Kılıçdaroğlu'nun yazıhanelerine ne oldu? Sövecek adam lazım değil mi sana abi? Evet oğlum bak iki milletle dalga geçtik keyfim yerine geldi ya. Abi bu herif sahiden SSK'yı batırmıştır lan o zaman. Yıllarca AKP'lilerle dalga geçtik ama mümkün yani ya. Özür dilerim sayın AKP'liler. Bunca yıl koşulsuz şartsız her dediğinizi reddettik ama bu SSK'yı batırma konusunda haklı olabilirsiniz. Yok, haklı olduğu tek konu SSK öyle mi? Ya evet zaten SSK gibi kurumlar batmaya mahkum. Ya batmaya mahkum değil. İyi yönetilirse şey de olur. En nihayetinde sigorta şirketleri var özel. Paranın namına koymuyor olsalar bu işi yaparlar. Risk hesabı yapıyorlar ona göre. Emeklilik de aslında bir nevi böyle. Risk hesabı. 60 yaşına kadar yaşayacak mısın? Yaşadın. 70'ine kadar yaşadın. 60'tan 70'e kadar emekli maaşı aldın. Ama sen 20 yaşından 60 yaşına kadar 40 sene zaten vergini ödüyordun. Hani devlet karlı çıkıyor bu noktada adam 70 sene yaşarsa. Ama adam sağlığının sırrı yoğurt. Haberlerine çıkan Ökkeş dedeyse ve 108 sene yaşadıysa bu adam SSK'yı zarara uğratır. Kar hesabı, şey, risk hesabı. Tabii 20 tane asgari ücretli vergileriyle Ökkeş'i yaşatmaya çalışıyor yani. Dedem 20 yıl çalıştı, 48 yıl yedi. İşte öyle, evet. Eskiden öyleydi. 40 yaşında emekli ediyorlardı insanlar. Sence emeklilik yaşı kaç olmalı? Bunu böyle kafadan sallayarak söyleyemem. Ortalama ömre bakarsın. Vergilere bakarsın. Yaşlılara ödenen vergiye bakarsın. Ortalama bir yaşlı ne kadar alacak, emekli ne kadar para alacak ona bakarsın. Ya yani bunu kusura bakmayın da bunu YouTube'dan yayın yapan bir bipolar spontane şekilde kıçından atarak söyleyemez. Bir sürü parametre var. GS iktisat. Evet, iktisatla ilgili söylediğim en doğru laf buydu bence.